Trakya'da uzun zamandır çayır tırtılı ile mücadele ediliyordu. Trakya'da çayır tırtılı mücadelesinde sona gelindi. Mücadelede geç kalınca ayçiçeği üreticisine zararı büyük oldu. Daha önce 1975 ve 2012 yıllarında da ürünlere zarar veren çayır tırtılı istilasının bu yılki zararı çok daha büyük boyutlara ulaştı. Trakya'daki ayçiçek tarlalarında başlayan çayır tırtılı istilası İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de de görülmeye başladı. Ayçiçeği tarlalarını istila eden tırtılların tarıma büyük zarar vererek çiftçiyi zor duruma soktuğu öngörülüyor. Trakya Türk TV haber ekibi olarak Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli köyünde tırtıl istilasına uğrayan ayçiçeği tarlalarını görüntüledik ve çiftçilerin görüşlerini aldık. Bize bir destek gelmedi. Duranla ilgili bir araştırma yapılıyor. Duranla ilgili söylentiler oldu. Gelecek, pazartesi gelecek, salı gelecek. Kimsenin geldiği yok. Kendi imkanlarımızla duran aradık. Onu bulamadık. Bulduğumuz arkadaşlar başka yerlerde daha çok tahribat olduğu için oralara gittiler. Bize gelmediler. Kendi el aletlerinde, kendi imkanlarımızla biraz ilaçladık yoğun olan bölgeleri. Onları bir nebze olsun kurtardık. Şu anda da evresini tamamladı tırtıl herhalde. Pek bilgimiz yok o konuda. Kayboldu. Şu an bir tahribat yaptı gitti. Aslında köylü milletin efendisi diyorlar. Hı hı. Ama maalesef köylü milletin efendisi değil. Ben de tam onu söyleyecektim. Siyasiler yıllardır tarımı hep geri planda tutmuşlardır bile işte. Görüyorsunuz bu sene bir tırtıl istilası. Aslında bunlar daha buğdaylar biçmeye başlandığında beyaz kelebek olarak ufak. O bildiğimiz klasik kelebeklerden değil. O kelebeklerin yoğun olduğunu bir çerdivarcı arkadaşlar söyledi. Ve onlardan kütleler halinde gelip lavra bırakıp bu tırtılların oluşması. Kelebeğin tırtıla dönmesi. Hı hı. Aslında ilçe tarım, ziraat odaları. Ha büyük şehir olduk. Ona da söylüyorum. Onun tarım bölümü var. Orada Tekirdağ'da büyük şehirde tarım dairesinde klimalı yerde oturmakla olmaz. Gerçekleştirdiğimiz röportajlarda çiftçiler tırtıl mücadelesinde gereken yardımı alamadıklarını ve kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını, mücadelede geç kalındığını, zararlarının büyük olduğunu belirterek üreticiye destek sağlanması gerektiğini ifade ettiler. Evet, ne yazık ki biraz geç kalındı. Çiftçiler de zaten geç kalındığını söylüyorlar.